Merhabalar. Karlar yağdı gönül bağıma. Kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim? Yaz ayında gazel gazel düştü bağıma. Kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim? Yaz ayında gazel gazel düştü bağıma. Kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim? Gürledi bulutlar, yağmadı yağmur. Gözlerim yaşlı da yollarım çamur. Yare gidem dedim, yetmiyor ömür. Kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim? Yare gidem dedim, yetmiyor ömür. Kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim? Selamlar, hoş geldiniz efendim. Efendim, merhabalar. Hoş geldiniz. İyi hafta sonları. Ay ben de ne yapayım efendim, ne yapayım? Biraz temizlik yaptım. Ondan sonra elma doğradım. Biraz da greyfurt vardı efendim. Merhaba Gülşen. Bundan önce bir video yaptım efendim sabah. Yanımdaydı. Çayını filan demledim.
kahvaltısını hazırladım. Ve şunu söyledim kendisine. Bundan önceki videom YouTube kanalımda duruyor. Bugünkü videom. Bir daha aynı hataya düşersen nankörlük yaparsan seni güzellikle gönderirim. Tekrar almamak şartı ile. Kesinlikle almam. Şimdi tekliş mevzusunu bırakalım. Bundan önce zaten videoyu yaptım. Bir saniyelik kadar tanıtım olaraktan Instagram'a attım. Ve şu anda YouTube kanalımda duruyor. Sonra izlersiniz. Neler konuşmuşum. Gün nur geçiyor. Tekliş geçiyor. Köpeklerim geçiyor. Çay içiyordum. Aslında gülmek bana yakışıyor. Ama beni güldürmeyenler utansın. Allah'larından bulsunlar. Herkes dertlidir. Herkesin sorunu vardır. Ben sorunsuz insan, dertsiz insan görmedim. Ama nankör insan çok gördüm. Bunun için gülmüyorum. Kaç yıllık bir arkadaşım vardı benim. Kanat diye. Gece yatıyorum. Kalktım. Gece kalktım. Telefonuma baktım. Arayanlara. Kaç senelik efendim? Bir 30 sene vardır. 30 sene. Kendisi de 78 yaşında. Şu anki yaşından bahsediyorum. Oradan demiş, yazmış bana. Bende de kayıtlı değil. Değil. Kayıtlı olsa ki ne? Uyuyorum. Uyandıktan sonra. İşte Hülyacığım, ben Kanat, dışarıda kaldım. Anında aradım efendim. Anında aradım. Fakat demek ki kalacak yer buldu ki bana dönmedi. Neredesin Kanat dedim. Şeye bin gel. Taksiye bin gel dedim. Yani. Dışarıda kalmış efendim, sokakta kaldığını söylüyor. Ha, ondan da tekliş gibi zarar görmedim mi? Gördüm. İnsanlık namına dışarıda kalmış. Tabii ki kapımı açacağım. Geri dönüş sağladım. Onun beni aradığı zamanda ben de uyuyordum. Yani. Hatta sesli mesaj bıraktım. Kanat neredesin? Taksiye bin. Evi biliyorsun. Gel, uyandım. Demek ki başka bir yer buldu. Veya bilmiyorum. Çok eski
arkadaşım. Yıllardır da bende kaldı. O da tek dış gibi de. Ama yine de dışarıda kalmış. En azından dedim ki gelsin. Dayanamam. Şu an şey yok değil mi öyle karıncalanma filan videoda? Var mı? Yok herhalde. Çünkü bazen şapkanın şeyleri, ablemleri, yıldız şeyleri vuruyor ya. Karıncalanma var mı? Videoda. Aa, sevmez olur muyum canım benim bir tane? Aa, demez mi beni sevmiyor musun Sibel abla? Tabii ki seni seviyorum. Niye sevmeyeyim? Şeyi de çekemedim yani. Bu para bir türlü gelmedi bana, bu rozet parası. Artık umudum da kalmadı. YouTube'da o kadar şeyler izliyorum efendim. Bu Instagram'dan rozet parası ne zaman ödenir, nasıl alınır, nasıl hesaba yatılır diyerekten. Yok yani, herkes yanlış bilgi veriyor. Hülya Güler, hoş geldin. Keşke yani yatsa, vallahi billahi iyi olur yani. Yok efendim, dakikada bir kontrol ediyorum ya. Orada yazıyor. Hala süs bebek gibi duruyor orada dolar. Rozet doları. Yok, geçmedi. Geçse söylerim yani. Biliyorsunuz ben bir şeyimi saklamam yani sizlerden. Sabahki açmış olduğum videodan şeyi sordular. Kuaför, hoş geldin canım. Tabii ki her zaman başım gözüm üstünde gelebilirsin. Her zaman. Benim şu kapım herkese açıktır. Herkese açıktır. Ben bilmiyorum hayatım. Yani kimse bana bilgi vermez ki. Bırak bilgi vermeyi, oradan bana atılan rozeti engelleyenler oldu. Rozet atanlara engel olmaya çalıştılar. Yani bir Peyman atıyor bana, Vilereo atıyor bana, Feride Hanım atıyor. Yani ondan önce herkes atıyordu bana. Onları bile şey yaptılar yani, engel oldular rozet almalarına. Kaldı ki bana bilgi mi verecekler? Asla vermezler. Lallere güven mi olur? Yok, olmaz. Ha, sterini yanlışlıkla mı engellemişim acaba? Tabii ki kaldırırım engelini. Canım, ben o konuda yorum yapmak istemiyorum. Yapmak istemiyorum çünkü yani. Bilmiyorum. İçimden gelmiyor. Yani 3 gündür bana bunu soruyorsunuz.
ölenle ölünmez. Yani benim yaşadığım Türkiye Cumhuriyeti'nde olmuş olsaydı yorum yapardım. Fakat dış devlet, bilemem. Yorum da yapamam. Evet, devam edeyim efendim. Az önceki unutmam ben. Sabahki yayınımda işte bu Bergen'in şarkısını Gülşen seslendirmiş diye yorumunuzu alalım Sibel Hanım dediler bana. Ben de buradan tekrar söyleyeyim. Zaten önceki videomda da duruyor. O konudaki yorumum. Şimdi diyorum ki ne? Gülşen pop sanatçısı. Pop sanatçısı. Pop tarzında okuyan bir zamanlardan diyordu ki ne? Sıfır bedenim diyen Gülşen hanımefendiden bahsediyorum. Gülşen Hanım, siz pop müziği okumaya devam edin. Son zamanlarda bikiniyle hem sosyal medyada hem uluslararası magazin TV'lerde yer almaya devam edin efendim. Yer almış olduğunuz gibi de tepkilere de maruz kalın. Siz Bergen'i maalesef şarkısını okuyamadınız. Benden 0 puan. Gelelim popstar Mehtap. Mehtap'ın zaten ben Ankara'dan tanıyorum kendisini. Gecede 12-13 mekanda sahne alan, popstar Mehtap'tan bahsediyorum, alan bir kadındı. Sanki Lali'ymiş de ben de kadın diyorum. Yani bir sanatçıydı. Gecede 12-13 yerde, mekanda sahne almak ne demek efendim, Ankara gibi bir yerde, başkentte. Ha, bir de popstar Mehtap'ı sesi Bergen'e yatkın. Doğruya doğru. Mehtap, popstar Mehtap'a benden 10 puan. Gülşen sıfır bedenim dediği için de 0. Gelelim Dilberay'a. Dilberay filminde çok dramatik olmuş. Birisi yazabilir mi? Yine unuttum. Ney Tekin'di? Büşra Tekin miydi efendim? Pelin Tekin miydi? Dilberay'ı canlandıran. Birisi yazabilir mi rica etsem? Yanlış konuşmayayım ismini. Dilberay'ı canlandıran, başrolde oynayan hanımefendi kimdi? Büşra Tekin miydi? Bilen varsa, yazarsa onun hakkında da yorumum olacak. Neydi efendim? Bilen var mı? Büşra Pekin. Heh, Büşra Pekin. Büşra Pekin hanımefendi başrolde oynamış. Güzel, güzel, gayet dramatik bir film olmuş. Fakat film neden Oscar adaylığına girse, tamam gişe rekorları kırmış olabilir, fazla izlenmiş olabilir. Ama rolü de güzeldi. Fakat ne oldu kardeş türküsünü maalesef kendi sesiyle okuyamadı. Çünkü her insan Dilberay olamaz. Her insan Müzeyyen Senar, Zeki Müren olamaz. Bence
Büşra Pekin hanımefendinin Dilberay filmindeki Ne Oldu Kardeş şarkısını, eserini seslendirdiğinde o sahnede Dilberay'ın orijinal sesinden eğer o türkü çalınsaydı, Büşra da playback yapsaydı, yemin ederim çok güzel olurdu. Burada artık yönetmenin mi şeyi var, bilgisizliği var veya düşünemediler mi veya Büşra mı acaba, ben işte ısrar etti çünkü başrolde oynadığından dolayı ben okuyacağım kendi sesimle. Hayır, okuyamamış efendim. Bir de film orada zaten dramatiklikten çıkıyor. Yine kendisi playback yapıp dudağını, ağzını oynatabilirdi. Ama Dilberay çalmalıydı. Dilberay söylemeliydi. Emel Aksoy, Nobel, merhabalar, hoş geldiniz efendim. Ben çünkü niye içten okuyorum? Tabii ki benim okuduğum, ben daha önceden sanat müziği okuyamayacak olan bir insan değilim. İlk çıkarttığım albümde 16 tane eser var. Sanat müziği okudum. Özenti oldu, taklit oldu, tutulmadı, satmadı. Sonradan bir lali olaraktan kalktım, kendimi halk müziği, fantazi, arabesk, yani bunu ben hiçbir Lubunya'da görmüyorum. Ancak Lubunyalar özenti. Ya Zeki Müren'e ya Bülent Ersoy'a özeniyor. Bundan dolayı olmuyor. Olmuyor. Ve insan içinden gelen neyse tabii ki onu okumalı. Ama kimseyi taklit etmeden. Taklitler skeçlerde olur, tiyatroda olur, Gollum filmlerde olur, komedi filmlerinde olur yani. Ama bu şekilde bakıyorum ki Lubunyaların, lalilerin %95'i, %95'i hepsi Bülent Ersoy şeye özeniyorlar, Zeki Müren'e özeniyorlar. Bundan dolayı da olmuyor efendim. Yani bir de ben çok şan dersi eğitimi aldım. Usul, şan, makam. Ama bu şan derslerini almadan önce zaten ben küçükken Adana'da düğünlerde okurdum ben. Kulak vardı. Şu an mesela İmparator İbrahim Tatlıses, Arabesk Kraliçesi Kibariye. Şan dersi eğitimi aldı mı? Almadılar. Kulaktan dolayı. Kulak çok önemli. Bir hoca gelir, sana eğitim verir, yanıltır seni. Ama kulak yanıltmaz. Şu an nasıl beni kulağınızdan duyuyorsunuz? Kulak hiçbir zaman için yanıltmaz. Kulaktan alınan bir makam, şan dersi otomatikmen. Söylüyorum efendim, Kibariye ve İbrahim Tatlıses. Bunlar kursa mı gittiler? Şan dersi mi aldılar? Hayır. Kulak çok önemli. Canım az önce bana sordun ya,
Ben de sana dedim ya, benim Türkiye Cumhuriyetimde olduysa ben ona göre yorum yapayım. Türkiye Cumhuriyetimde olmadığından dolayı dış devlet beni ilgilendirmiyor. Ne tek pas taşıyorum, ne çift pas taşıyorum. Beni ilgilendirmiyor. Can candır. Allah'ın verdiği can. Kulun alacağı putka. O da bende mevcuttur. Şimdi ne yapayım, benim yorumumla duracak mı o dediğin şey? Hayır. Bizim de o kadar şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu ama onlar kalkıp bir taziyede bulundular mı? İlla ki benden yorum istiyorsun bu konuda. Al sana Sibel Baysal yorumu. Bir şey diyemem efendim. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsam Türkiye Cumhuriyeti beni ilgilendirir. Ben dış devlette yaşamıyorum. Yaşamak da istemiyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde ikamet etmekten memnunum. Allah'ıma bin şükürler olsun. Allah'ın ekabilin altında, ekabilinde olan devletimize de Allah zeval vermesin. Şimdi ben buradan kalkıp da yorum yapsam oradaki olay kesilecek mi? Zaten karşılıklı birbirine girmişler. Beni aşıyor efendim bu. Yani o da sürekli ısrarlı bir şekilde birisi oradan yazınca, yorumunuz ne, yorumunuz ne bu konu hakkında deyince artık yani dedim ki kırılmasın. Çünkü seviyorum kendisini. Ondan dolayı kendi düşüncelerimi ifade ettim. Kısaca. Var mı başka sorusu olan efendim? Konu ne olursa olsun yeter ki saygı çerçevesi içerisinde sorulan soruya yanıt memnuniyetle veririm efendim. Evet, bir de ben biliyorsunuz böyle yayın video açtığım zaman yeri geliyor rakı içiyorum. Neden? Beni izleyenler de acaba Sibel İşte rakıyı fondikliyor mu? Hayır efendim. Fondikleme yok. Ben bir yudum bir yudum alırım. Aheste aheste içerim ben böyle. Neden Cemal? Nisa hoş geldin. Evet Cemal bekliyorum. Neden böyle bir şey oldu? Bilge Ulger, hoş geldin canım. Neden böyle bir şey oldu, bana yazıyorsun ama
Ha. Ne zaman kaparmış Şahika? Ne zaman? Benim de biraz bilgim var. Ben de o bilgiyi sizlerle paylaşacağım efendim bu konuyla ilgili. Evet, şu an bakıyorum da. Şimdi öyle mi? Şimdiki adı ne? Destek olalım buradan söyleyeyim ki. Şimdiki açta hesabın adı ne? Hayır, benim de yorumum olacak. Yorumlarım olacak yani bu konuyla ilgili. Şimdiki açtığı hesabın ismi bugün mü açtı, dün mü açtı? Aa. Evet, takip ettim efendim, takip ettim. Çimenlerin üzerinde bir profil resmi var, doğru mu? Ayağında spor ayakkabı var. Miraç, hoş geldin canım. Doğru mu efendim? Ayağını şöyle koymuş, kaldırıma doğru, yan tarafında çimenler var böyle, bahçe türü. Yeni hesabı, değil mi? Selam canım, hoş geldin. Evet, bana bu olayı yazan kişi neredeyse, bak girdim, tamam girdim, baktım, takip de ettim. Arkadaşım, profil resmi olaraktan şöyle ayağını kaldırmış. Bu tarafta çimenler var. Burada da kaldırım var. Doğru mu? Ayağında da spor ayakkabı var. Spor işte ha. Yoksa yanlış yere mi girdim? Şu an 5 takipçisi var.
Niye göstereyim arkadaşım soruyorum. Sen bana sordun, ben de sana diyorum ki ne? Bu mu değil mi? Niye göstereyim? Raul hoş geldin. Kraliçem iyi yayınlar, seni çok seviyorum demiş. Kalp bırakmış. Teşekkür ediyorum. Evet. 5 takipçisi, 2 takip diyor. Bakalım kimi takip ediyor bu? Berkli Hak denilen bir kişiyi takip ediyor. Doğru mu? Doğru mu efendim? Ben de ona göre çimenler işte dedim ya. Aa. Hayatım buradan da resim büyümüyor ki. Neyse artık. Ne yapalım efendim? Hayır, bana cevap verse o yazan kişi, ben de bildiklerimi söyleyeceğim. Vermese de söyleyeceğim ama verse daha iyi olur. Yo, ben de çıkıyordu canım. Ben beni takip ediyor. Ben de onu takip ediyordum. Ama şu an gördüm ki yok yani. Serpil hoş geldin. Ha öyle mi? Attın mı? Pelin merhaba, hoş geldin canım. Pardon, çok özür diliyorum efendim, malum. 15 gün kaldı. Allah izin verirse havaların ısınmasına. Bugün biraz hava soğuk Ankara'da. Güneş var ama yağmurlu olacak. Yağmurlu. Hava bulutlu. Greyfurt canım, Greyfurt bu. Şimdi birazdan bakacağım DM'ye. DM'ye bakmadan önce, az önce sevgili hayranımın birisi demiş ki takipçime, Sibel Hanım, dış devlete çıkan savaşla ilgili yorumunuz ne demişti? Ben de kısaca kendi düşüncelerimi ifade ederekten kırmamak adına birkaç yorum yaptım efendim. Peki. Rusya'nın Sevda hoş geldin. Zafer demiş ki Şerefe. Teşekkür ediyorum. Rusya'nın tankı Türk vatandaşının tırına çarptı. Şoför korku dolu anları anlattı. Evet, tekrar söyleyeyim. Rusya'nın tankı Türk vatandaşının tırına çarptı. Şoför korku dolu anları anlattı. Az önceki dediğime geldiniz mi? Ha?
Olan niye Türklerimizde oluyor? Bir de şoför yani. Lavinia hoş geldin canım. Lavinia'ya da el sallayalım efendim. Hani DM'den attım diyorsun da atmamışsın hayatım sen. Yo ben de bekliyorum ki ne? Atacağın diye. Ha, Lavinia şu an yayın karıncalı diye yazmış bir kişi. Acaba karıncalandı mı yoksa normale mi döndü efendim? Oktay'a da selam. Ha. Sibel Hanım, afiyetler olsun. Çok teşekkür ediyorum efendim. Hayallerim. Ben de normal. Normale. Şu an... Metin Öz gelmiş. Hoş geldiniz. Ya bilmiyorum belki de menajer kolisiydi de yani şu an açsam sesim azalır. Keşke diğer telefondan girseydim yayına. Ama buradan da takip ettiğim şeyler var yani. Değil mi efendim? Hayatım şimdi aç kaldığında bir insan kuru ekmeği de yer değil mi? Ha. Şimdi her şey bitti. Yo beraberim ben Gündür'le. Gündür'le ilgili ben burada bir laf konuşmuyorum. Bundan önceki videomu izlersiniz. Sabahki videomu YouTube kanalıma attım. Baysal TV'yi oradan izlersiniz. Peki sen Marlboro mu içiyorsun? Parlament mi içiyorsun? Burada bana hava mı atmaya çalışıyorsun sen? Ne içersem içeyim yani. Tabii ki normal L'de içiyorum. Tabakam hoşuma gidiyor. Bülent Ersoy'un dediği gibi. Tabakamdan son sigaram. Tabancamda kurşunumsun. Kaçıncı ayrılık ayol bu? Kaçıncı ayrılık? Ha? Gündür öyle demiş ya. Öyle yazıyor. Ayrıldık demiş. E tabii ki kadın bana sinirli öyle diyecek. İlk defa mı ayrılıyoruz? Hayır. Ben boşuna mı diyorum? Aramıza girmeyin. Ben de onu seviyorum, o da beni seviyor. Şuna bir bakayım.
Efendim, benim çok sevdiğim, saygı duyduğum bir kardeşim burada oturuyor. Geçen diyor, tek dişi diyor, yolda gördüm diyor. Aldım diyor motoruma. Senin eve bıraktım diyor. Söyledi mi diyor Yunus. Yok dedim. Şu an sesim geliyor mu arkadaşlar? Rica edeceğim. Saray hoş geldin. Evet, şu anda sesim geliyor mu efendim? Gelmiyorsa kapatacağım. Genelde telefon gelince maalesef biraz sesim gidiyor gibime geliyor. Hayriye hoş geldin. Evet, şu an sesim geliyor mu? Gelmiyor mu? Duyuluyor mu? Duyulmuyor mu? Mikrofonum geliyor mu? Ay Sevda, Sevda. Sen demesen kız, vallahi kimse söylemeyecek ha. Milka hoş geldin. Evet, nerede kalmıştım efendim? Bu telefon gelmeden önce bir şey anlatıyordum, değil mi? Günür'ü mü anlatıyordum? Birisi Günür'ü sormuştu, ayrıldınız mı diyerekten. Yani 4 senelik aşkımız var. Gün olur ayrılırız. Ama bu bir hafta sürer. Sürmez bile. Yani. Ya Gülnur maymun iştahlı değil. Yani sadıktır, sevdiğine sadıktır. Hani yoksa Hollanda'da yaşıyor. Kalkıp da Sibel Baysal'a mı kaldı? Cillop gibi gacılar var orada. Nedir? Gönül. Demek ki Gülnur'un gönlü Aka değil de Babilof Sibel'e kondu. Ben de zaten Laçolardan çok darbe yedim. Her şeyimi aldılar, ettiler. Bundan dolayı ben de Laçolara asla işim olmaz. Kule haricinde. Kız, ben şimdi Günur'un hakkında kalkıp da o kadar video yapıp kadını kötülersem, bırakın da kadın da bir iki videoda o da içinden gelenleri anlatsın. İyi, her zaman Sibel Baysal Günür'ü kötüleyecek, video yapacak. Günür yapınca da seni kötüledi. Kötülesin, canı sağ olsun. Sen bir kere kötüsün ki ne? Buraya geliyorsun, laf taşıyorsun. Haksız mıyım efendim? Yarın barışacak olan benim. Ama sen, arada sen kötü olacaksın. Niye laf getiriyorsun buraya? Olabilir. O anki ruh hali. Defalarca kez videolar yapıyorum. Olmadık laflar söylüyorum ona. Ha, bilincim yerinde olaraktan mı söylüyorum? Hayır, değil. O da biliyor. Kalkmış, ne var bana? Alınmış bir iki videoda benden bahsetmiş. Senin bir kere buraya onu taşıman yanlış. Aynen Sevda, aynen doğru söylüyorsun. Ben hata bende diyorum ya, ben kabul ediyorum hayatım. Yani diyor ki Sevda Hanım, diyor ki Sibel sen de biraz sus o zaman. Neden? Madem seviyorsun Gülnur'u.
sus diyor. Yani sus derken hani neden diyor değişik videolar yapıyorsun diyor. Ege Soy hoş geldin. Doğru söylüyor. Hay doğru söylüyorsun hayatım, ben bir şey demiyorum. Haklı ya haklı. Haksız da haksız. Ama doğru söylüyorsun. Katılıyorum. Hatanın en büyüğü tabii ki bendim o konuda. Gündür'e karşı. Teşekkür ediyorum Ege Soy hanımefendi. Teşekkür ediyorum. Birisi de bana demiş ki efendim şey mi? Tütün mü içiyorsun? Sen onu bana soracağına, tamam mı? Zamları yapan kim? KDV'yi 8'den 1'e indirdim deyip de aynı pahalılık, aynı zamlar marketlerde sürerken git ona hesap sor, sorabilirsen. Başağını yiyorsan. Tamam. Tütün de içerim. Kalkıp da 22 milyon 22 TL kalkıp bir paket sigaraya verecek halim yok. Ha diyeceksin ki ne? Rakıya veriyorsun. Sen de haklısın. Valla çok harbileri konuşuyorum. Gerçekleri gerçekten içimden gelenleri bakar. Yemin ederim. Sen de haklısın. Doğru söylüyorum kardeş. Ha yok benim içtiğim LED sigarası 21,5. Marlboro Parliament 26,5 efendim. Ay. Allah'ım ya Rabbim ya. Ha şey, birisi bana demişti ki ne, Ferdi ile ilgili. Abla dedi, onun hesabı kapanmış dedi, sana DM'den atacağım. Hani atan olmadı efendim, bakıyorum olmadı. Neden kür yapıyorsun? Kürü yap, şöyle güzelce o alnına sür ki alnındaki şey, kırışıklıklar gitsin. Buğra hoş geldin. Aa, stüdyom gelmiş efendim. Koptum bu gecenin stüdyosu. Aranjörüm. Hoş geldin, hoş geldin. Bir el sallayayım. Ha. Merhaba. Hayır, şey yapsa, benim de bildiklerim var da, hani yorum olaraktan söyleyeceklerim. Söyleyeceğim. Atacağım abla dedi. DM'den sana dedi. Girdim baktım. Gerçekten Ferdi'yi bulamadım yani. Öyle bir şey olduysa da üzülürüm. Üzülürüm. Merhabalar demiş stüdyo aranjörüm efendim. Sibel Hanımcığım, solistim sevgiler demiş. Hoş geldin. Sibel Hanımefendi bugün sizi çok mutlu. Şen şakrak gördük. Çok mutluyuz demiş. Teşekkür ediyorum efendim.
Kim gelmiş efendim? Doğum tarihin mi oluyor 1915? Tuğçe, hoş geldin canım. Hayatım, ben Hollanda'ya değil, istediğim yurt dışına, yani istediğim ülkeyi çıkacak kırmızı pasaportum var benim. Anlatabildim mi? Ama çıkmak istemiyorum. Zümrüt hakkında mı? Tabii ki. Tabii. Sibel Hanım, görüşmelerinizi bugün tamamladınız mı? Bugün değil hayatım. Ben bugün bir yere gitmedim ki. Daha geçen, bundan 2 gün önce işte en son. Ondan sonra gerekli araştırmalar yapılıyor konsoluslukta. Tekrar üretmeme gerek var mı efendim? Hayır. Her defasında onu konuşmak da değil, olay bitmiştir. Artık olay konsoloslukla Interpol'la düşmüştür. Onlar gereken araştırmaları yapıyorlar. Aman İsviçre'ye gelemem hayatım, orada Silikli Gülistan var. Asla. Ben bugün gittim demiyorum, 2 gün önce gittim diyorum sana. Ben de biliyorum bugün cumartesi olduğunu. Eksik olan bestelerim vardı. Götürdüm oraya verdim 2 gün önce. Artık gerisi onlara kaldı. Selam Pakin. Selam. Selam abla demiş. Aleyküm selam. Ha öyle mi Yeşim? Ben o zaman yanlış anladım. Sena hoş geldin canım. Ejrin hoş geldin. Solistin bugün menüde ne var? Esote var. Ondan sonra pirinç pilavı. Nohutlu pirinç pilavı, pardon. Evet, 3-4 gün 3 gün önceden hoş geldiniz.